Şimdi 98 yılında başlayan ve 99'da Sayın Öcalan'ın yakalanmasıyla sonuçlanan farklı bir boyuta geçen komploda temel hedef aslında Kürt özgürlük mücadelesini bitirme, işte Sayın Öcalan'ın temsil ettiği siyasi iradeyi kırma, temel hedefinde biraz Orta Doğu'yu da şekillendirme operasyonuydu. Yani Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme, Kürdistan'ı yeniden dizayn etme operasyonuydu. Bu komplonun bence askeri boyutu da var, siyasi boyutu da var, toplumsal boyutu da var. Her biri kendi içinde birbiri içerisine girmiş boyutlar. Çok yönlü bir şey aslında. Yani bilindiği gibi Kürdistan yani yıllardır özellikle Kürdistan ve Orta Doğu emperyal devletlerin hedefi altında, hem insanlığa beşiklik etmiş olması, yeraltı yerüstü zenginlikleri nedeniyle emperyalist devletlerin, kapitalist devletlerin saldırısı altında. Dolayısıyla belki yani komployu bütünüyle değerlendirmek açısından biraz tarihsel de bakmak gerekir. Şimdi tarihe baktığımızda 1923 yılında Lozan Antlaşması imzalandı. Bu Lozan Antlaşması'yla Kürdistan dört parçaya bölündü. Bir parçası Suriye'de, Irak'ta, bir parçası İran'da, Türkiye'de olmak üzere bölündü. Şimdi bu Lozan Antlaşması aslında Birinci Dünya Savaşı sonrasında açığa çıkan sınır sorunlarını ortadan kaldırmaya dönük de bir şeydi. Yani azınlık haklarının haklarıyla aslında üstü örtülen, özü itibariyle de sınırları netleştiren bir antlaşma. Bu antlaşmanın taraflarına baktığımızda özünde Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, Yunanistan gibi şimdi ismini hatırlamadığım birçok devlet bu anlaşmanın tarafı. Şimdi ilginçtir ve bence tesadüf değildir. Uluslararası komploda etkili rol oynayan devletlerin çoğu aslında Lozan Antlaşması'nın da tarafları. Dolayısıyla bu kapitalist devletlerin, hegemon güçlerin aslında Orta Doğu'da ve Kürdistan üzerindeki politikaların hala devam ettiğini, süreklilik arz ettiğini bize gösteriyor. Bu anlamda bu komplonun Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme hedefinin gerçekleştirmek için atılmış bir adım olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bir Kürt olarak, bir hukukçu olarak aslında Kürtler açısından en önemlisi ya da Kürt halkının dostları açısından en önemlisi yani korkmadan Sayın Öcalan üzerindeki tecride dair söz söylemek gerekir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar bir baskı politikası uyguluyor ki, tecrit politikası. Bu tecrit sadece Sayın Öcalan üzerinde değil, yani hukukçuların üzerinde bir tecrit var, siyasetçilerin üzerinde bir tecrit var, insan hakları savunucularının üzerinde bir tecrit var ve bu adeta sessizliğe büründürme çabası, yani Sayın Öcalan'ı unutturmaya çalışıyorlar. Ancak dediğim gibi bir Kürt ve hukukçu olarak korkmadan, olabildiğince açık bir şekilde, olabildiğince en az devlet kadar cesur, en az devlet kadar cesur bir şekilde Sayın Öcalan'ın ulusal, siyasal, toplumsal rolünü açıkça dile getirmek gerekir. Bütün platformlarda, bütün alanlarda, bütün konuşmalarda, bütün etkinliklerde bunu yapmak gerekir. Çünkü maalesef korkarak bir yol alınmıyor. Bu anlamda cesaretle Sayın Öcalan'ın fikriyatının sahiplenmesi ve savunulması gerekir.